Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. Efendim, dünyada seçim rüzgarları esiyor. İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerini eski Sağlık Bakanı Doktor Mesut Pezeşkiyan kazandı. Tabii İran'da neler olacak merak ediyoruz. Şimdi Türk olduğunu kabul eden, Türk olduğuyla gurur duyan bir isimden bahsediyoruz. Tabii hepimizde şöyle bir hava hakim. Acaba Türkiye açısından çok iyi olacak mı? İlişkiler nasıl seyredecek? Bunları bilmiyoruz. Sonuçta orada bir düzen var. Yani orada yani İran İslam devleti hüküm sürüyor. Dolayısıyla ne kadar değişim olabilir? Bununla ilgili açıklama yapanlar çok da öyle pozitif bir tablo çizmiyorlar. Fakat yine de reformist bir aday, Türk ruhuna hakim bir aday olduğu için İran'da neler olacağını yakından takip edeceğiz. Ciddi anlamda halkı sandığa götürmüş bir isim, gençlerin de oyunu almış bir isim, %50'yi buldu. Seçimlere katılım oranı ilk turda biliyorsunuz çok düşüktü, yani %40'lardaydı. Şimdi seçmeni harekete geçirmiş bir isimden bahsediyoruz. İran önemli, bölgemiz açısından da önemli. Mesut Pezeşkiyan zaferini ilan etti. Hatta taraftarları tarafından Türkçe şarkılarla zafer kutlaması yapıldı. İngiltere'ye geldiğimizde İngiltere'de seçimi İşçi Partisi kazandı. Keir Starmer yeni başbakanı İngiltere'nin. Efendim, Avrupa'da bir lider krizi var. Zaten bunu hepimiz biliyoruz. Ne yaptıkları belli değil. Yani son zamanlarda öyle çok göze çarpan, heyecan oluşturan bir uygulama da yok. İngiltere'de de yine İşçi Partisi'nin 14 yıl aradan sonra halk tarafından geldiğini görüyoruz. 14 yıl aranın ardından bir değişim rüzgarı da İngiltere'de esti. Starmer da yine ekonomiye değindi. Halkın içerideki problemlerine değinen bir isim oldu. Vaatleri bu yöndeydi. Halk ekonomideki problemleri Starmer çözer dedi. Fransa'da olacak gözler. Bugün de Fransız halkı sandık başına gidiyor efendim. Önemli. Çünkü orada da artık Macron bir hazin sona geldi. Ve Fransızlar da şimdi seçimlerin ikinci turu için sabah saatleri itibariyle oy kullanmaya başladılar. Saat 18'de sona erecek. Paris gibi büyük kentlerde seçim uzayabilir tabii. Süre olarak oy kullanma işleminin süresi uzayabilir. Erken genel seçimin ilk turunun galibi, oyların %34'ünü alarak ilk sıraya yerleşen aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi olmuştu. Macron'un partisi Rönesans'ın liderliğindeki sol ittifak, Cumhuriyet için Hep Birlikte İttifakı ismi, oyların ancak %20.3'ünü alabildi. Sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi ittifakı ise %28 ile ikinci sıraya yerleşti. Şimdi gözler bugüne çevrildi ve yapılan anketlere baktığımızda ilk turda oyların çoğunluğunu alan Ulusal Birlik Partisi yeniden kazanacak yönünde. Az önce ekranlarınıza geldi. 28 yaşında genç bir isim var Ulusal Birlik Hareketi'nin başında. Bardella Fransa'nın yeni başbakanı olacak mı? Bu merak ediliyor.